Anlamı da şudur, Irak'tan ve Suriye'den belki tasfiye edilebilecek IŞİD'çilerin veya El-Kaide'cilerin çok rahatlıkla, yani yabancı savaşçıların çok rahatlıkla Yemen'de toplanması mümkün. Ve bu hem Suudi Arabistan için büyük bir tehlike olur, hem de bölgenin, yani ülkenin daha da iç yapısının parçalanması açısından sorun olur. Türkiye'de Arap Yarımadası'ndaki bu krize sessiz kalmadı ve müdahil olacağını açıkladı. Türkiye, seçimle iş başına gelmiş meşru Cumhurbaşkanı Hadi'nin talebi üzerine başlatılan askeri harekatı desteklediğini açıkladı. Devlet otoritesinin ihya edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz denildi. Türkiye, Yemen krizinde tavrını Arap Birliği ve Suudi Arabistan'dan yana koydu. Türkiye bu anlamda İran'ın dengelenmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat tabii bunu şöyle algılamamak lazım. Sanki bir Sünni bloklaşma var Suudi Arabistan öncülüğünde ve Türkiye de buna katıldı. Türkiye böyle bir siyaseti hiçbir zaman gütmedi ve bu siyaset Türkiye'nin alanını kapatır. Türkiye'yi bir bloklaşmaya dahil etmesi durumunda bölgenin kutuplaşması daha da artacaktır ve bu çatışmaların vekalet savaşlarının devamıdır. Yeni bir soğuk savaştan bahsediliyor aslında. Bölgesel bir soğuk savaşın başladığı. Arap Baharı'ndan sonra bu oldukça önem kazandı. Ben doğrusu güçler arasında bir direkt savaş beklemiyorum. Çünkü İran'ın da bu zamana kadar yaptığı hep taşeronlar üzerinden, kendisi oluşturduğu taşeronlar üzerinden kavga veriyordu. Bu kavga zaten şu an devam ediyor.